Şimdi bir de AK Parti'ye bakacağız. AK Parti'de Ankara ve İstanbul için kim düşünülüyor? Ve çünkü ikisi önemli. Biri başkent, diğeri de Erdoğan'ın sevgilim dediği bir yer. Sevgilisi de başka kişiye kaptırdı. 2019'daki seçimlerde İmamoğlu biliyorsunuz İstanbul'u aldı. Şimdi gözü Ankara'da ama esas almak istediği yer İstanbul. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin ajandalarında en üst sırada adayların belirlenmesi var. İktidar Partisi AKP'de aday adaylarının başvurusu 22 Kasım'da tamamlandı. Pazar günü de temayül yoklaması yapıldı. Teşkilata kimi belediye başkan adayı göstermek istiyorsunuz diye soruldu. 150 bin civarında teşkilat üyesi oy kullandı. İçinde bilgisayarların olduğu kabinlerde dijital bir şekilde gerçekleşiyor teşkilat temayül yoklaması. AKP'de temayül yoklaması bağlayıcı değil. Adayların belirlenmesi sırasında yol gösterici olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dilediği anda, dilediği şekilde o sonuçları görecek ve ihtiyaç olması durumunda da değerlendirmeye tahammül edecek. AKP teşkilatı oy pusulasında kimin ismini görmek istiyor? İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hiçbir hizmet alamayan şehirlerimizi tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Kara İsmailoğlu'yla İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe'nin isimleri ön plana çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eski bakanlar Ziya Selçuk ve Hulusi Akar'la Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin adı gündeme geldi. Bir süre içerisinde bunların cevaplarını alacağız. Hem iktidarda hem muhalefette kim nasıl gidecek veya hangi adaylarla gidecek seçime hepsini öğreneceğiz. 50 artı 1 ile ilgili bir açıklama var mı? Yok. Erdoğan bile unuttu bence bu meseleyi veya unutturmaya çalışıyor. İyi de arkadaş unutturmaya çalışacaksın da neden bunu 10 gün önce milletin gündemine getirdin? Ama merak ediyorum mutlaka onunla ilgili benim tanıdığım Recep Tayyip Erdoğan mutlaka bir yerde bununla ilgili konuşacak. Bir yerde bununla ilgili mesaj verecek veya bunun o mesajı verdirmek için o soru kendisine bir şekilde korunacak diye sorulacak diye tahmin ediyorum. Asuman Hanım demiş ki Erdoğan'ın vicdanından hiç umudum yok Fatih Bey. Keşke herkes sizin gibi vicdanlı haber yapsa demiş. Saf değiliz demiş. Yapılanların hepsinin seçim için olduğunu biliyoruz, anlıyoruz. Ahmet Bey, Asuman Hanım bakın veya bizi izleyen on binler, yüz binler emekli maaşı veya asgari ücret ne kadar artarsa artsın. Arttıracaklar tabii ki. Seçim için üstüne birkaç barem daha koyacaklar. Ama o Mart 2024 seçiminden sonra acısını öyle bir çıkartacaklar ki, öyle bir zam yapacaklar ki. Yani belki de biz Mayıs ayındaki, geçen sene Mayıs ayındaki 2023 yılındaki seçimin sonrasını mumla arayacağız. Yaşadık, yaşayacağız. Senaryoyu aslında hepimiz biliyoruz. Şimdi